Seyrettiğini sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz Serhat Balcı. Londra Olimpiyat Oyunları sonrasında milli takıma bıraktığını açıkladı ama güreşmeye devam edecek ve az önce bantlı yeni dinlediğiniz gibi yeni güreşçiler yetiştirecek. Serhat Balcı, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Olimpiyat oyunlarından sonra yaptığınız açıklamayla başlayalım isterseniz. Bu çünkü gündem maddesiydi. Henüz 30 yaşındasınız ve önünüzde aslında baktığımızda hala birkaç yıl daha güreşebilecek bir kariyer var ama milli takıma bıraktınız. Ben buradan şu sonucu çıkarıyorum. Bir kırgınlık hissediyorum. Doğru mu? Camiamızda bir bütün olarak kırgınlık var ama benim bırakma sebebim bu kırgınlıkla çok alakadar değil. Benim daha önceden planladığım bir şeydi ama olimpiyat şampiyonu olarak bırakmayı hedefliyordum. En azından bir madalya alarak bırakmayı hedefliyordum. Çünkü uzun zamandan beri amil takım mayosunu giyiyorum. 15 sene gibi bir zaman oldu. Yıprandığımı hissettim ve benden sonraki gelecek arkadaşlarımızın önünü açmak amacıyla onların da başarılı olabileceğine inandığım için bu imkanı sağlamak istedim onlara. Çünkü onlar da bizim onların önünde olduğumuz zaman işte belli hedeflerde düşüş yaşıyorlar. İşte Serhat abi var ne olsa bizi yeniyor gibi düşüncelere kapılıp kendilerini geri planda bırakabiliyorlar. Şimdi önlerinde benim gibi bir engel yok. Onlara da bu engeli kaldırmış olduk. İnşallah bundan sonra 96 kilogramda ülkemizi benden daha iyi temsil edecek arkadaşlar olacağına inandığım için son noktaya koydum. Tabii bu bırakmam demek güreşe hizmetimizi bitmesi demek değil. Sancaktepe Belediyesi'nde kulübüm adına güreşmeye devam edeceğim. Milli takım bıraktım. Aynı zamanda Sancaktepe Belediyesi'nde Sancaktepe ilçesinin genç güreşçi olmak isteyen arkadaşlarımıza antrenörlük yaparak onlara olimpiyatların değerini sporcuların ruhunu aşılayarak madalya kazandırmaya çalışacağız. Aslında çok önemli bir nokta.